Öncelikle yanımıza hoş geldiniz. Dersimin temel problemleri neler? En önemli problemi huzur, barış. Biz bizim dışımızda gelişen olaylardan yeteri kadar dersim halkı çok çekti. Dersim halkı yıllardır gergin bir il. Bu gerginlik son yıllarda bu barış süreci içerisinde doğru bir şekilde gidiyor. İnşallah bu barış süreci devam eder. Barış olduktan sonra Dersim'in bütün problemleri çözülür. Diğer örneğin Dersim denilince akla doğası geliyor. Ve burada barajların yapılmayla beraber biz sokağa da sorduk. En büyük tepkileri de biraz buna yönelik var. Temel coğrafyasına yönelik barajların yapılması, hislerin yapılması bunlar bir sorun mu kentte? Tabii ki sorun. Biz çevreci bir anlayışla bakıyoruz. Dersim'in en önemli coğrafi yapısı Pürümür Vadisi ve Muzur Vadisi'dir. Bu Muzur Vadisi'ni barajsız bir şekilde böylece devam etmesini, bundan öncekilerin yapıldığına da karşı çıktık. Bundan sonraki yapılanlara da barajlara çevreyi bozan, çevreyi katleden bütün anlayışlara, madenlere ve barajlara, HES'lere karşıyız. Biz çevreci bir partiyiz. Çevremiz yeteri kadar kirletiliyor. Temiz bir çevre, sağlıklı bir çevre, yeşil bir çevre. Biz Dersim'i, Tunceli'yi, bu Muzur Vadisi'ni insanlarımızın çekim merkezi yaparak onlara hizmet etmek istiyoruz. Çeşitli sosyal donatı alanları yaparak, oteller yaparak. Çünkü Dersim'de 90 bin kişi yaşıyor Dersim'de şu anda, Dersim'li olarak. Ama Dersim dışında, Hinterland'ında milyonlar var. Bu milyonları Dersim'e çekmek için, Dersim'de gelirken de iyi bir hizmet vermek için çeşitli projelerimiz var. Dersim'i bir kültür şehri, bir turizm şehri yapmak istiyoruz. Ama bu da barış sürecine bağlı. Bütün projelerimiz, altyapılarımız, bütün yapacaklarımız barış sürecinin devam etmesine bağlıdır. Dersim'de hayata geçireceğiniz temel projelerimiz neler olacak? Bir sürü altyapı var. En başta planlama yapacağız. Yani yeteri kadar planlama yapılmadı. Yeteri kadar altyapı yapılmadı. Su havzalarının olduğu bir bölgede susuzluk çekmek Dersimlere yakışmıyor. Bu konuda çeşitli adımlar atıldı daha önceki belediyelerde. Daha doğru bilim insanlarımız vasıtasıyla o projelerimizi geliştirerek halkımıza hizmet edeceğiz. Özellikle kadınlara yönelik, çocuklara yönelik, gençlere yönelik sonuç çalışmalarınız olacak mı? Tabii ki. Yani kadınlarımızın, çocuklarımızın, gençlerimizin spor alanları yapacağız. Zaten ben siyaseti insanların hayatını kolaylaştırma sanatı olarak görüyorum. Siyaset çocuklarımıza 0-6 yaş, 12-19 yaş ve yaşlarımızla ilgili bütün insanlarımıza, bütün kadınlarımıza hizmet edeceğiz. Onların hayatını kolaylaştırmak için, onların iyi bir şekilde yaşamın standartını arttırmak için her türlü projemiz var, bilim insanlarımız var. Bu konuda her şey barış sürecine bağlı.